Suudi Arabistan'ın ve dünyanın en değerli petrol şirketi Aramco Mart ayı için petrol fiyatlarını arttırdığını duyurdu. Amerika için 30 sent, Asya için 30 ila 70 sent, Avrupa için ise 70 ila 2,3 dolar arasında fiyat artışına yaptığını duyurdu Saudi Aramco. Bloomberg anketine göre aslında bu artış bekleniyordu. O yüzden analistler için sürpriz değil. Petrol fiyatlarında da çok fazla bir değişime sebep olmadı. Sene başından beri petrol fiyatlarının %20 arttığını ve 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye geldiğini, 95 dolarlara yaklaştığını söyleyelim. Peki bunu nasıl yorumlamak lazım? Ne anlama geliyor? Öncelikle olumlu görünümü teyit ediyor. Suudi Arabistan önümüzdeki dönemde petrol talebinin düşmeyeceğini ve petrol piyasasındaki olumlu görünümü devam edeceğini bekliyor. Tüm uyarılara veya eleştirilere rağmen kimden geliyor bu uyarılar? Genelde Amerika ve Biden yüksek petrol fiyatlarından, yüksek benzin fiyatlarından rahatsız ve hatta bunun için stratejik petrol rezervlerini daha önce kullanmıştı ve başka ülkeleri de yanına çekmişti ama bu da petrol fiyatlarını aşağı çekmeye yetmedi. Peki neden yükseliyor? Öncelikle bir jeopolitik risk primi var. Ukrayna sınırında Rusya'nın asker yığması jeopolitik riskleri arttırdı. Geçtiğimiz 2 hafta içinde Abu Dhabi'ye 4 defa drone ile saldırı oldu. Bu da jeopolitik riskleri artıran bir gelişme. Jeopolitik risk primi var diyebiliriz petrol fiyatlarında. Diğer taraftan OPEC artı geçtiğimiz hafta üretim artışına gitmeye karar verdi. 400 bin varillik, o da Mart ayı için. Fakat daha önceki rakamlara baktığımızda OPEC bu üretim artışına gideceğini söylüyor. Fakat verdiği sözleri tutamıyor. Pek çok kesintiler sebebiyle örneğin Libya'da kesintiler oldu ve geçtiğimiz ay -170 bin ancak petrol üretebildi. Tabii ki soğuk hava koşulları da bu petrol fiyatlarını etkileyen gelişmeler. Arz talep dengesindeki talep tarafındaki yükseklik Omikron'u çok etkilememesi, arz tarafında ise Suudi Arabistan dışında daha fazla büyük bir üretici olmaması petrolde ana yönün yukarı olmasını gösteriyor.